Merhabalar arkadaşlar. Bu sefer bu videoda yorum okumak istiyorum. Yorumu neden okumak istiyorum? Şimdi videoları diğer kameram denize düştüğü için telefondan çekiyorum. Telefondan çekerken de diğer kamera orada olup telefondan size yorumları paylaşamıyorum. O yüzden bilgisayardan girdim ve oradan yorum okuyacağım. Instagram'daki yorumlar bu arada, YouTube'dakiler değil. Instagram yorumları böyle sıra dışı değişik yorumlar oluyor. Biraz daha Instagram'a geniş olduğu için YouTube'a göre benim alanım. Benim hesabımın genişliği yüzünden. Burada daha farklı, daha sıra dışı, daha muhalif yorumlar oluyor. Bundan bahsedeceğim. Onun öncesinde bu aralar beslenmeyi değiştirdim. Çünkü bana beslenmeyle ilgili çok soru soruyorlar. Yani nasıl besleniyorsun vesaire diye. Ben de bununla ilgili hiç bahsetmedim. Doğru. Nasıl besleniyorum? Normalde tek öğün yiyordum. Artık ekmek de yemiyorum. Yani normalde tek öğün yiyorum. Ne kadar kötü değilsem tek öğün çok sıkıntı olmaz diye düşünüyordum. Artık ekmek yemiyorum komple. Ve bu benim birkaç gündür full aç gezmeme neden oluyor. Yani tamamıyla midede yer kaplayan bir gıda yani ekmek. Ki içinde sisteini var, zartı zurt var. Yani baya kötü bir gıda. Hakeza benim bu tüketimle alakalı durumum. Yani gıda, ekmekle alakalı durum bırakmamla birlikte aç gezmem, sürekli aç gezmem durumu ortaya çıktı. Yine de prensibimi bozmuyorum. Evet, kilo veriyorum ama yine de güçten de düştüğümü hissediyorum. Ama birkaç güne alışır beden. Adapte olmak meselesi zaten. Ve hakeza bu durumu aşacağım. Nasıl aşacağım? Devam ederek. Bir. İkincisi. Yorum okuyacağız dedim bugün. Ama neden göremiyorum? Hakeza yemekle ilgili durum bu. Gördüm. Yemekle ilgili durumu biraz kendimi bu konuda, ekmekle ilgili durumda biraz daha çektim geri. Şunu biraz kısayım, çok parlak oluyor YouTube'da. Evet, böyle iyi sanırım. Tek öğün yiyorum. Sabahları hurma yiyorum. Bir tane veya iki tane. Akşam bir tane yiyorum. Üçe tamamlıyorum. Meyve suyu sıkıyorum. Eğer eve gelirken vaktim oluyorsa, alıyorsam. İşte greyfurt veya portakal sıkıyorum sabahları. Onu içer bitiririm. O da her zaman değil. Yani kendimi böyle düşkün hissedersem, mesela ekmeği bıraktıktan sonra gerçekten bir boşluk hissediyorum kendimde. Beden bir ne oluyor canım dedi. O afallama durumu geçene kadar. Bu sekmez ama alıştıktan sonra yine tek öğüne dönerim. Yani akşama kadar hiçbir şey ağzıma koymam. Akşam yerim. Şimdi yorum okuyacağım. Bu kilo ve yemek ilişkisiyle alakalı bir videom var. Onun altına yapılan yorumlardan okuyacağım bugün. Videonun konusu şu. Kilo almanın, bir de psikolojik kilo vermenin veya alamamanın veya çok almanın psikolojik tarafları vardır. Bunu Louis Hay Düşünce Gücüyle Tedavi kitabında bahseder. Yani der ki bir kişi kilo alamıyorsa zihninde çok huzursuzluk vardır ve çok çabuk kilo alıyorsa, çok yemeğe bağlantılı olmaksızın. Burada da bir sindirememezlik düşüncelerde, hayatın içerisinde bir sindirememezlik vardır diyor. Buna delil olarak da Bediüzzaman'ın karanın patlıcanları buna delildir. Yani karpuz, patlıcan. Hani bunlar susuz yerde yetişmelerine rağmen çok semizler. Pirinç çok sulu yerde yetişmesine rağmen, sürekli suyun içinde olmasına rağmen kupkuru. Burada başka bir sır var diyor yani. Ve bu benim çok hoşuma gitti ve bunu paylaştım. İşte burada yorumlar var mesela. Biraz onlardan bahsedeceğim, okuyacağım. Demiş ki her gün 4000 kaloriye bakalım, alabiliyor mu alamıyor mu? Yaklaşık 6000-7000 kalori yiyen de var. Tanıyorum. Alamıyor. Yani ekstra durumdan bahsediyorum. Beslenmeyi tamamen reddediyorum zaten. Mesela insanları ben bu konuda çok anlamıyorum. Yani yeni bir öneri var mesela. Diyor ki böyle de bir şey var. Diğerini yap bakalım göreceğim. İyi de onu reddetmiyor. Bu da var diyor. Hani yani bunu da göz önünde bulundur diyor. Diğerini yok etmek demek değil ki yeni bir şey gelmesi. Omega 3 arkadaşlar. Yağ. Balık yağ. Bir tanesi demiş ki yani şimdi diyeti bırakayım mı? Gerçi dün başlamıştım. Demiş, gülmüş. Ne alaka ya, fizik kanunları diye bir şey var. Mesela bu da beni bir videomda daha çokça, hatta o videoyu aslında bugün konu edecektim ama bunu beslenmeyle girdiğim için bunda devam ederiz diye düşünüyorum. Demiş ki işte ne alaka fizik kanunu diye bir şey var. Yani bazen cevap verecek mecali kendinizde bulamıyorsunuz. Çünkü söylediği şey o kadar aşikar ve söylediği şey o kadar salakça ki. Ama bunu ben onu nasıl anlatabilirim ki? Çünkü o kadar gözünün önünde ki. Yani güneşe lamba diyor. Güneş lamba değil o, güneş. Yani ışık veriyor ama aynı değil gibi. Yani işte ne alaka fizik kanunu, bir şey var. Yani psikoloji ve fiziği nereye koyacaksın? Yani
nasıl birbirini zıt yapabiliyorsun? İşte o diğer videomda da bir örnek verdim ki erkeğin kadının yükünü alması lazım. Ve erkeğin kadının yükünü alma durumunu gösteren en yegane şeylerden biri erkeğin toplumsal hayatta güçlenerek gelmesidir. Kadınsa hazır kıta gelir, yani kadın 18'inden itibaren hazır kıtadır ve en yüksek versiyonundadır. Kadın 25-30'ına kadar en yüksek versiyonundadır. Güzelliği olarak, doğurganlığı olarak, her şekilde. Ama erkek 18'de, yani aklı yoktur erkeğin. 28-30'a kadar yok erkeğin aklı genelde. İstisnaları bir kenara bırakıyorum. Erkek orada pişiyor, mücadele ediyor, askere gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Güçleniyor, güçleniyor, güçleniyor. Bundan bahsettim ve buna örnek olarak dedim. Kromozomda bile böyle. X, Y, Y, X durumları vardır. Normalde her sperm, o kromozom, dişi olarak anne karnına gelir. Yani orada ilk baş dişi olur. İşte XX veya Y'yi hatırlamıyorum. Y, Y diyelim, dişi. Sonra X, Y olur. Ama X, Y olması için onlarca bir merhaleden geçmesi lazım. İşte o proteinin oradan gelmesi lazım. Onun öyle olması lazım. Onun böyle olması lazım. Bir sürü merhaleden geçmesi lazım ki sonra erkek X, Y veya Y, Y olsun. Yok işte bunun kromozomla ne alakası var? Sen bunu nasıl bağladın? Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Eğitimle alakalı. Geçen gün bahsettiğim Ivan Illich'in okullar, üniversiteler, köle yetiştirir ile ilgili bahsettiğim konuya bakıyor. Bir bakıyorum iyi okumuş. Yani okulunu zaten oraya yazıyor. İşte bilmem Cerrahpaşa. Ne yazmış oraya, işte bilmem ne. Herkes zaten bununla ilgili bir tartışma konusu olduğunda herkes esamesini döküyordu. İşte ben bunu okudum, ben şunu okudum. O kadar zavallıca ki. O kadar zavallıca ve salakça ki. Ama gelin görün ki bunu anlatamıyoruz. Bununla ilgili meşhur rahmetli Necmi'de de anlatmıştı. Bir araştırmacı geldi dedi, profesör grubu. Hayvanların kulaklarını araştırıyorlar. İçe, batık ve dışa çıkıkla alakalı. Bir yaşlı ihtiyar geldi. Bununla ilgili bir çözümleme söyledi. Araştırmayı bıraktılar çünkü onun söylediği her şey o şekilde. Yani söylediği şey sanırım içe batık olan bilmem ne, yani kulağı mesela Yunus balığının gözükmüyor ya, o memelidir veya diğeri memesizdir. Bir şey söylüyor, bitti. Bütün araştırma zaten onun üzerineydi. Ve adam bunu çözümledi. Yani demem o ki, yeri gelir bir şahı bir geda yener. Yeri gelir senin bir müddean olur. O iddianı bir çoban çok rahat çürütebilir. Çünkü yani senin malumatın çok ama bilgiyi işleyebilirlik başka bir şeydir. O bilgi bir şekilde o çobanın, o köylünün eline geçmiştir ve onun bilgiyi işleme daha saftır. Senin gibi köle değildir. İşler. İşte burada bilgiyi işleyemiyor. Ya bir benzetme burada. Senin doğumunda kromozomsal faaliyette bile erkek olabilmesi için hazır kıta dişi gelmiyor kromozom. Erkek olması için birçok merhale lazım. Olur mu? Sen ne anlatıyorsun? Ben öyle bir şey okumadım. Yani böyle. Hep de kadınlar. Ki video kadınları övüyor. Ama işte bu kadınlarda bir yoksunluk, bir manipülatif bir hal var. Yani onlara haklı olmak yetmiyor. Kadınlara güçlü olmak yetmiyor. Kadınlar çok acımasız. Ben asla kadınlara acımıyorum, bunu da söyleyeyim. Çünkü kadınların o kadar acımasızlığını görüyorum ki, kadınlar, hele de acımasız olan kadınlara hiç acımıyorum. Bugün 30'larında, 20'lerinde kendini böyle çok kariyerine iyi odaklamış ve kendini bir halt zanneden, herkese üstten bakan, sümüğünü böyle atmayacak derecede kıymet vermeyen o bakışı var ya. O bakışı atan kadınlar yarın bir gün bu feminizm belasıyla birlikte yuva kurmanın, aile olmanın, açığını görmenin değil, açığı kapatmanın ne kadar nedenli güzel olduğunu anladıkları gün onların alıcısı kalmayacak. Ve ondan sonra oturup biz ne yapmışız diyecekler, hiç acımayacağım onlara. Hiç acımıyorum da. Bugün öyle olanlar var, yarın o öyle olacak olmaya aday olanlar var. Hiç acımıyorum çünkü çok merhametsizler. Çok acımasızlar, eleştirilerinde de öyleler. Ne değer, ne inanç, ne anene, ne örf tanımıyorlar. Hepsine hakaret ediyorlar. Bunlara zerre acımıyorum. Biraz bunu yapan erkekler mi? O erkeklere de acımıyorum. Ki zaten şunu ben daha önce de söylemiştim. Bu nerede okudum hatırlamıyorum. Yüzde tarih boyunca kadınların %99'u üremiştir, evlenmiştir. Bir şekilde ürüyorlar. Ama erkeklerin sadece %30'u. Yani %60'ı açıkta kalıyor. Neden? %39'u falan. %60'ı açıkta kalıyor. Neden? Çünkü erkeğin, tekrar söylüyorum, bir güç elde etme potansiyeli olması lazım. Yani erilliğini ispat etmesi lazım ki dişi onu seçsin. Tabiat da öyle, dişi seçiyor. Neden aslanın yelesi var? Neden tavus kuşunun erkeğinin arkada şeyi vardı, dişinin yok? Çünkü hep erkek karşı tarafı celbetmeye, biz nasıl celbedeceğiz kadını? Elbette ki çalışkanlığın, gayretin, duruşun,
vesaireyle. Yani bunu anlamıyor ve ben bunu öven bir video yapıyorum. Kadın altına diyor ki ne alaka ya, senin yükünü alması lazım diyorum erkek. Orada bir yoksunluk, nasıl bir travma yaşadıysa, nasıl bir yoksunluk çekiyorsa, hayır canım biz istediğimizi yaparız, bizim yükümüzü almasına gerek yok. Canın cehenneme ya, ne al diyorsan ya. Yani bu aşırı derecede bir travmatik durumdur ve bu travmatik durumun karşılığında kendilerini mide bulandırıcı bir pozisyona sokuyorlar. O yorumları bir sonraki videoda okuyacağım, bugün okumayacağım. Bir tanesi mesela boş laf demiş. Genetik yapı sadece bu söylediklerinizde varılacak bir sonuç değil. Zaten genetikle ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyorum ki. Ya bir de hayret yani. Dinlediklerini insanların anlamamaları ayrı. Anlamış gibi yorum yapmaları anlamış. Mesela bir şey anlamadıysam ben yorum yapmam. Anlamadım ki. Ama anlamayıp anlamış gibi yorumlamak. Hiç olunmayacak kadar rahatım ama yine de 45 kiloyu göremedim. Ne zaman pirinçlikten çıkacağım demiş. Mizah anlayışı yüksek olanlara da bayılıyorum. Güzel, güzel bir mizah. Peki bundan şeyin haberi var mı demiş. Doktor Novzara'dan. Yine bir goy goy yapmışlar. Çok mantıklı değil ama şöyle bir dişe dokunur bir şey. Ha. Diyor ki Said Nursi'nin sözüne girene kadar ciddi dinliyordum. O ruh hastası delinin sözüyle iş yapmamızı bekleyen birinin dediklerini dinleyip tek parmağımla oynatmam. Mesela bu da çok ilginç. Yani nasıl söyleyeyim? Başka sana zıt gelen bir ideolojiye sahip birini düşün. Ve onun bir önerisi var. Mesela Freud. Ya yani çoğu Müslümanın dinlemeyeceği bir adamdır aslında. Eğer bu bakış açısıyla, mesela Bahar konuşmuş burada. Eğer bu bakış açısıyla bakacaksan tamamen sana zıttır veya daha böyle işte Yunan bir bilim adamı, örnek veriyorum. Hani zıt düşmanız ya. 400 sene valiyle yönettiğimiz bir yer. Hani ben orayı da artık eskisi gibi düşman görmüyorum. 400 sene valiyle yönetmişim. Onun bir şeyi yok ki benim nezdimde. Küçücük bir yer yani. Ama hani zıt bir şey düşünün. Şu an hatırıma gelmiyor. Kendi ideolojinize zıt birini düşünün. Ve söylediği bir şey çok mantıklı. Dinlemez misiniz? Yani neden kullanmayayım ki? Bakın bu inanılmaz bir düşmanlıktır. Bu akıl tutulmasıdır. Yani Said Nursi'yi beğenmeyebilirsin. Deli diyor. Diyebilirsin, beğenmeyebilirsin. Sövebilirsin, sevmeyebilirsin. Her şey okey. Ama şuna okey değil. Çünkü bu aklı başında insanın yapacağı bir şey değildir. Hayır, şey de değil yani. Sövebilirsin, mövebilirsin. Bunları kendine sakla. Adamın hesabını sorarlar yani. Birilerinin kutsalıysa haddini bileceksin. Ha, kutsal değil, hiç önemli değil. Sadece neden o bilgiyle uğraşmıyorsun da şahısla uğraşıyorsun? Bunu anlamıyorlar. Yani şahıslarla uğraşan sadece kendiyle kavga eder. İnsan şahıslarla uğraşmamalı. İnsan o şahsın gösterdiği ve aynı olduğu şeyle uğraşmalı. Fikirle uğraşmalı. Şahıslar ölür. Şahıslar kurşun geçirir. Filmde diyor ya V for Vendetta. Ama fikirler kurşun geçirmez. Bak fikri devam ediyor. Çok mantıklı. Karanın patlıcanları buna şahittir diyor. Kurak yerde patlıcan etli. Nasıl açıklayacaksın bunu? Su yok. Hatta yine bir zamanın bir matematik hesabı var. Hayretle okumuştum onu. O delinin diyor ya hepsinden akıllı olduğunu ispatlayan bir şeydir. Tarikatname altında bir mantık kitabı var adamın. Ve diyor ki bir üzüm bağına girdim diyor. Bir bağda 100-150 arasında üzüm salkımı vardı. Her salkımda da yüzer adet ortalamayla bir tatlı su tulumbacığı yani üzüm tanesi vardı diyor. Bunları topladığımda bilmem 1,5-2 tona yakın şekerli su ediyor diyor. Bakın üzüm bağındaki su, şekerli su yani üzümlerin içindeki tatlı su tulumbacı dediği o tulumbaların içindeki suyu hesaplıyor. Diyor ki buraya, bu nahiyeye senede bir defa veya iki defa yağmur düşüyor. Kışın o kadar kurak bir yermiş. Peki diyor köküne bakıyorum. Kökü bir parmak kadardır üzümün kökü. Buraya 2 tonluk yağmurun dolması mümkün değil. Hadi bunu doldu. 2 ton yağmur o kökün oraya geldi. Üzümün kökü. Nasıl şeker oldu? Oraya gelen su üzüm dalını koparın kupkurudur zaten ve tatsızdır. Şekerli su nasıl o üzümlerin içine doldu? Şeker nereden geldi? Bir. İkincisi su nasıl onu emdi? Yapraklar nasıl yeşilliğini koruyor? Ve tadı var. Onunla da yaprak sarması yapıyoruz arkadaşlar. Bu manyak bir olay yani. Gözümüzün önünde cereyan eden hadise manyak bir olay. Ve
Elbette ki şekerlenmesi ve o tulum bacıkların bir transparan kıyafet gibi içindeki çekirdeği gösterir derecede ince ve şeffaf şekilde yapılması. Bu diyor üzüm bağının o sapının çok fevkinde bir iş. Bu adam deli ise siz hepiniz akıllısınız. Yani o yüzden bu bir mantıktır ve çok mantıklı. Bu adamın kim olduğu umurumda değil. Bu çok mantıklı. Bu çok akıllıca bir şey. Ve bunu reddeden gerizekalılarla aynı fikirde olmadığım için de hamdolsun diyorum. Yani bu şahısla alakalı değil. Tekrar söylüyorum. Bu tamamıyla yönergeyle ve önergeyle alakalı. Müthiş bir önerge çünkü. Herhalde ben bu aralar örselendim biraz. Çünkü çok bana bu aralar mesajlarda değişik laflar ediyorlar. Hani köpeği karanlıkta beslersin çiğ etle biraz saldırgan olur ya. Bu ara öyleyim. Pişman mı değilim. Bir tanesi demiş ki 4 yıldır tedavi görüyorum. Zar zor kilo veriyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Kaç kere ilaç zehirlenmesi yaşadım. Çok rahat bir hayatım var. Kendi işimde bir mevkim var ve pek anlamlı gelmedi. Şimdi mesela birinde bir şey olduğunu söylediğinizde veya kendinizde bir şeyin var olduğunu birilerinden duyduğunuzda bunu zaten görüyor olabilseydiniz ve size bunun ilk başta anlamlı gelmemesinin nedenini anlatıyorum. İlk başta bunu görüyor olabilseydiniz zaten size anlamlı gelirdi. Bunu göremediğiniz için zaten fark edemediniz ve düzeltemediniz. Mesela bu hanımefendi bu bana çok anlamlı gelmedi diyor. Bu ilk başta anlamlı gelmeyebilir. Ama bunu o mekanizmayı çalıştırdıkça ve o pencerelerden bakmaya başladıkça mesela diyor ki ben çok rahat bir insanımdır. Kilo almakla ilgili rahatlık yok. Kilo veremiyorsun sen. Benim de çok kilo, 160-170 kilo arkadaşım var. Çok rahat. Ama mesele o değil. Kendiyle barışık değil, kendini sevmiyor. Huzursuz adam içten içe. Dışarıda çok rahat ama içten içe bir huzursuzluğu var. İşte onu kabul etmiyor ve onu huzursuz olarak tanımlamamış. Onu ifade edecektir. Arkaya ayna koydum bu arada. Bazen video kapanıyor ya. Yanlış beslendiğimiz için kilo alıyoruz. Tahin pekmez yiyen kilo verebilir ama her gün pasta yiyen kilo alır. Tamamen yanlış tercihlerimiz cezası. Kesinlikle öyle. Ama bu da var. Yani psikolojik tarafı da var. Hani bu yok bu var değil. Bu da var. Yani gerçekten şu an okudum. Bu yorum da ne kadar aptalcaymış. Siz birinin hem mimik hem konuşma olarak %100 taklit etsiniz. İsim vermeyeyim. İzleyen herkes anlamıştır bence işte. Bu ne ya? Herhalde ben şeyi istiyorum. Benim herhalde diyorum. Bakın insan hala kendini keşfede görüyor musun? Benim istediğim şey herhalde makul düzlemde akli bürhanları delillendirerek ortaya koymak ve salak saçma şeyler konuşmak. Yani bu ne demek? Kimi taklit ediyorum? Madem ediyorum niye söylemiyorsun? Herkes anlamıştır. Ne? Neden bu yorumu yapıyorsun? Niye laf kalabalığı yapıyorsun? Neden çeneni kapatmıyorsun? Çok ilginç yani. Burada söylediği şeyi sistem etmiyorum veya bana söylediği için sistem etmiyorum. Neden kendini böyle küçük düşürüyor insan? Bu sorgulaması gereken bir şey. Çok mu yalnız acaba? Hayret bir şey yani. Kaybolma. Arkadaşlar buradan başa dönüyor sanırım. Çözüm soracağınıza kaynak sorun. Bomboş tutarsız bir iddia yapılan alıntılar konudan alakasız demiş. Ne yapayım kanka onu ben sana şimdi nasıl anlatayım yani. Çelişkilerle dolu bir izah demiş. Hele karpuz pirinç örneği, homini gırtlak yiyip yanlış beslenip az hareket edip karbonhidrat tüketip dur zihnimi rahatlatayım bırak yemeği. İşte bunu demiyorum ki ama ben. Yani dediğim şey bu da var. Yani tamamıyla beslenme ile ilgili değil. Çünkü bunu hiç yememesine rağmen kilo alanlar veya çok yemesine rağmen kilo alamayanlar buna delil. Bununla ilgili de bir mantık önergesi yapıyorum. Bu mantıkla ilgili bir şey de söyleyebilirsin yani. Topraktan alınan mineraller sulak veyahut kuru bir toprakta yetişen bitkileri insan bedeniyle mukayese etmek zaten başlı başına yanlış. İşte bu tamamıyla materyalist bakış açısıdır. Bir de neyi paylaşmışsın? Ha tamam. Materyalist yani. İyi de ben bitki yiyorum zaten. Hatta İbn Sina diyor ki ilaç yaparken kurak bölgeden aldığın aynı çiçekle sulak bir veya nemli bir yerden aldığın bitkiyi aynı oranda ilaca karıştıramazsın.
Nasıl olur da sen bitkilerin bedeniyle mukayese etmek başlı başına farksızdır veya işte yanlıştır, metabolizmalar kıyas dahi. Senin metabolizmana göre ilaç değişiyor. Yaptığın ilacın mahiyetine göre sana verilecek miktar değişiyor. Sen bunu nasıl söylüyorsun? Bilmediğinden söylüyor. Bir de büyük harflerle yazmış. Said Nursi Kimya, ona mı inanacağız demiş. Yine şahıslara takılıyor. Ben aslında bunu bilerek veriyorum. Kaos çıkarmak için değil. Sadece insanların şahıslarla ilgili tutumlarının bu kadar katı olmasının ancak böyle düzeleceğini düşünüyorum. Ha, söylüyor işte, kolay. Yarın bir gün Nazım'la ilgili bir şey paylaşacağım ve Nazım bana görüş tamamen zıt bir adamdır. Ama şiirleri güzel. Sevgiyle ilgili adam sevebilmiş. Said Nursi'den sonra dinlemedim, yine öyle bir şey. Ben şişman değilim, zayıf da değilim. Şimdi sporu bırakıp evde ne söylemem lazım kas gelişimi için? Böyle değil. Yine bundan bahsetmiyorum. Obez ve zarganaları motive etmek için boş masallar anlatmayın demiş. Diyetisyenlerin işini diyetisyenlere bırakın, psikologların işini psikologlara, bilimin ışığında yürü. Mesela bilimin ışığı. Asla bilimin ışığı ile ilgili durumları kabul etmiyorum. Çünkü ben bilim dinine tapmıyorum. Sizin dininiz, ilahınız, Rabbiniz o olabilir. Benim değil. Bilim eşyanın mahiyetini araştırır ve eşyanın mahiyetini kendi gözlüğüyle bakar. Kendi gözlüğüyle baktığı, benim baktığım gözlükle ters düşmüyorsa bilaperva, bila tereddüt kabul eder alırım, zaten de alıyoruz. Ama işte bu bilimin ışığında, ışıklar için duysun. Hayır, biz ışık değil, nur deriz. Bir. İkincisi, diyetisyenlerin için diyetisyenleri, psikologların için psikologlar, diyetisyenlerin için diyetisyenleri bırakmamayı sporculuğumda öğrendim. Çünkü çoğu diyetisyenin, hepsini tenzih ediyorum. Ama çoğu diyetisyenin sadece gıdayı, işte kalori açığı falan, işte şu kadar ye, bu kadar yeme, bundan ibaret zannettiğini, insanın mizacının varlığını atladığını, insanın yeme içmesinin düşüncesini etkilediğini, sadece kilo vermekle ilgili bir şey olmadığını, onların bu konularda oldukça yetersiz olduğunu gördüğüm için rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela yüksek lisanstayken bunu daha önce de anlatmıştım. İki tane diyetisyen spor beslenmesi öğrenmeye geliyorlardı ve savundukları sürekli şey, hoca da dahil, ünlü bir hoca, ismini söylemeyeceğim. İşte her kalori aç olduğuna yemek yemen. Yani günde 5-6 öğün. Ya böyle bir şey olamaz. Şeker hastası olursunuz. Ve bunu ben söylemiyorum. İbn-i Sina El-Kanuni Fitıp'ta söylüyor. İki öğünden fazlası bozar metabolizmayı diyor. Çünkü bir öğünü sindirmeden ikincisini yemen hastalıktır. Çok performans gösteriyorsan araya bir öğün daha sıkıştırıyor. Üçü yapıyor ama mutlaka ikiden fazlasını önermiyor. Ve bununla ilgili İşte aç kaldığındaki problemlerden bahsetti. Dedim ki hiç kimse açlıktan ölmez. Adet terkinden doğan marazdan ölür dedim. İbni Haldun da bundan bahsediyor. Bediüzzaman da bundan bahsediyor. İbn Sina da bundan bahsediyor. İttifak edilen bir durum var. Hakeza bunu söyledi de işte ne demek bu? Dedim bu demek. İşte yani bir durum var. Ona alıştığın anda işte üç öğüne alışmışsın. Bir anda bir yöne düşersen bir afallarsın. Yavaş yavaş geçmen lazım. Yoksa açlığın bir zararı yok demeye getirdim. Ki spor beslenmesindeyiz. Elbette ki sana aç kal diyemeyiz. Ama 6-7 öğün de diyemezsin yani. Dememelisin en azından. Ki diyetisyen bunu spor olarak da söyleme. Normal diyet ediyor. En ufak kalori için de yemen lazım diyor. İki bakkala gittim geldim ye. Yok öyle bir şey olur mu? Hakeza işte bilimin ışığında falan yürümeyle ilgili durumları asla kabul etmiyorum. Çünkü bilimin aslında maskesini çıkarında altında naturalizm var. Yani Rabbi yaratıcıyı bir kenara bırakmaya çalışıyorlar. Çok çalışırlar. Elleri nafile, hiçbir şey geçmez. O yüzden ben bilimin tanrısına, dinine hepsini reddetmişim. Kabul de etmiyorum. Işığını da yerim yani. Kaldı ki bilimin ışığında diyor Louise Hay, psikolog, doktor. Amerikalı, bunların suratına bakmaz. Ne kadar boş yapmışsın. Vücut basit bir matematikten ibaret kankacım. Ama alıntı yaptım, boş yapmadım. O şunu der, bu bunu der, kaynak olan Said Nursi bile senden daha çok bilgi sahiptir. Sen bunu bir düşün. Yakar dediniz ha. Ondan sonra mesela bakın, bunlar bana hiç dokunmuyor. Hakaret edebilir, küçümsemeye çalışabilir. Ama aptallık benim kanıma dokunuyor. Bunlar hiç bana dokunmuyor. Adam saldırıyor direkt. Hiç önemli değil. Ama aptallık benim kanıma dokuluyor. Ayağımdan başıma ateş yükseliyor. Ama bu hiç önemli değil. Mesela işte bir tanesi demiş ki hayır de sen tarikatçı diyor. Yok kanka, şeriatçıyım. Ne demiş? O değil de şimdi dikkat ettim. Said Nursi kim biliyor musun? Örnek verdiğin adama bak, hayırdır. Said Nursi de tarikatçı değil ki. Adam tarikat bu devrin işi değildir diyor. İnsanlar egoist ve enaniyetli olduğu için tarikat
ekolü bu devirde işlemez diyor Hüseyin Nursi. Ben de tarikatçı değilim kanka, şeriatçıyım demişim. Bir tanesi demiş ki mesela örneklemeleriyle çok açıklayıcı olmuş demiş. Yani bu tamamıyla kişinin alacağıyla alakalı. Mesela bazıları bunu yapıyor. İşte sen diyor niye bunlara cevap veriyorsun? Birincisi cevap vermek istiyorum. İkincisi ise işte çok öfkeliyorsun falan. Hayır. Ben tahammül edemediğim şey aptallık. Şahsımla ilgili durumlarda. Birlikte güleriz yani. Çok doğru, 31 yaşında 48 kilo, 2 çocuğum var. Sürekli yemek yiyorum. Hep acığım. Kilo alamıyorum. Stres, zihnim çok dolu vesaire vesaire. Anlayan anı kendine yer bulan buluyor. Mesela bir tanesi demiş ki güzel paylaşım, teşekkürler. Nacizane ek olarak, kişi güçlü olmak zorunda değilse, herifin kendisi yapıyor, herifin kendisi yapıyorsa vesaire, beden genişleyebiliyor. Rutini yavaşlatmak, yoğunluğu azaltmak da bu şekilde alınan kilonun verilmesine yardımcı olur. Sevgiler. Mesela bu da çok modern gözüken bir insan ama bunu anlayabiliyor ve önyargı olmuyor. Mesela bu çok olumlu bir şey. Çünkü biz farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabilmenin yolunu bulmalıyız. Japonlarda kafası çok çalışanın düşünenin kilo almayacağına inanıyorlarmış. Bunu yeni okudum. Bu da güzel bir yorum. Onun dışında biyoloji mezarda ters döndü demiş. Yemek yemediğim için kilo alamıyorum. Bu çok üzücü öyle. Zaten mutlu olmayınca yemek yemiyor insan. Böyle bir mutluluk arıyor. Haz arıyor yani. Ben bazı şeyleri sindiremiyorum demiş. Kesinlikle katılıyorum, çok mantıklı demiş. Üste kaldı o sinir bozucu yorumlar herhalde. Bundan sonra hep katılmalar var. Mesela demiş ki bu arada stres halindeyken gereğinden çok yemek yerseniz bile yediğiniz yaramaz. Çünkü stres halinde kortizol hormonu salgılanır. Bu da hormon ile vücudu olduğu gibi korumaya çalışır. Al kardeşim, bilimin ışığı işte. O da bize ışık tuttu. Ne oldu? Onun dışında çok doğru, bazen düşünmekten kilo verdiğim oluyor. Ya adam aşık oluyor, kilo veriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyle açıklayacaksın bunu? Ben hep diyorum bendeki gam eti diye. Kiloluların bahanesi oldu. Zayıflarınsa sitemi oldu bu video. Başka bir şey değil. Kafada bin tane şey var diyor. Reis sen felsefeye yönel, beslenme işini bize bıraktın. Diyetisyen bulut güzel. Hoşuma gitti. Durduk yere kilo almama mantıklı açıklama buldum demiş. Yemeği atlamayın lütfen. Yani ben çok yiyenlerin bahanesi olsun diye o videoyu yapmadım. Reis niye ısrarla konuyu kiloya getiriyorsun? Bizim milletin temel sorunu göbek yağı. %80'i kiloluyum derken göbekteki yağı anlatmak istiyor ki bakınız vücut normal göbek yağı bezesi, kilo değil, göbek sorun göbek. Vallahi çok doğru. Doğru söylüyor. Esas mesele göbek. Yani simit bölge. Ne demiş? Çözüm nedir demiş. Ben de şeyi yazmışım, Luiz Liye'nin bahsettiği şeyi. Korku korunma gereksinimi, şişmanlık için söylüyor. Korku korunma gereksinimi, duygulardan kaçmak, güvensizlik, kendini yatsımak, tamamlanmayı aramak. Kazanılması gerekenler ise kendi duygularımla huzur içindeyim, olduğum yerde güvendiğim, kendi güvenliğimi ben kendim yaratıyorum, kendimi seviyor ve onaylıyorum düşüncesi oturduğunda şişmanlıkla ilgili durum ortadan kalkmaya başlayacaktır diyor. Zayıflık ise zihinsel huzur gereksinimini gösterir diyor. Zihnime, düşüncelerime neşe dolu bir tatil veriyorum düşüncesi oturduğunda rahatlığa kavuşur demiş. Ergenliğimden sonra diyor, yine başa mı döndü? Evet. Sürekli başa alıyor arkadaşlar burası. Hakeza beslenme ile ilgili bu videonun altındaki yorumlardan birkaçını sizle paylaşıp hem bir hasbihal etmek hem de bu konularla alakalı o yorumları orada tek başına bırakmamış, YouTube'a taşımış oldum. En azından birkaçını. Kameram geldiğinde mutlaka telefondan o yorumlara ayrıntılı bakacağız. Çünkü bazı çok spesifik yorumlar var ve gerçekten güzel yorumlar da var. Yani muhalif ama güzel. Düşünmeye sevk eden. Çok mantıklı muhalefetler de var. Onları da okuruz. Şu an tombala oldu yani. Çekeni aldık geldik.
Bir ikincisi mesela şundan da bahsedeyim. Şimdi ben normalde kendimle alakalı 4 gündür ekmek yemiyorum. 3-4 gün oldu tam bilmiyorum. Ve ekmeği kestikten sonra bedenimde farklılıklar oluyor. Düşüncemde de öyle. Mesela konuşmayla ilgili zafiyetim var. Normalde ben akıcı bir şekilde neyi ne yapacağım önceden kafada planlarım. Şu an bir bedende bir değişim ve buna adaptasyon süreci olduğu için tam manasıyla kelimeleri ardışık bir şekilde peşi sıra koyamıyorum ve kalbimdekileri, zihnimdeki oluşturduğum şeyleri dilime aktaramayabiliyorum. Bu da nasıl ki kişinin koşullar ile hitabının değişmesi mümkün. Dış koşullar bir de iç koşullar ile de öyle. Kişi açken öfkeli olur. Mesela hakimlerin kararı ile ilgili bir araştırma var. Çok meşhurdur. Google'da bulabilirsiniz. Bilimin ışığında. Aç karna verilen kararlar genelde ceza onaylanıyor. Tok, hele de yeni yediyse 10-15 dakikalık evrede genelde beraat kararı veriyor hakimler. Bu çok çok fevkalade bir farkındalıktır. O yüzden şimdi ben mesela hitap, konuşma, işte seminerler, video vesaire olduğunda videolara çok dikkat etmiyorum, Allah biliyor ya. Ama seminerlere dikkat ederim ve seminerlerde mutlaka bir şeyler atarım ağzıma öncesinde. Eğer ki 15 veya yarım saat öncesinde, 15 dakika veya yarım saat öncesinde, çünkü aç çıktığımda tahammülüm azalıyor, öfkelenebiliyorum ve azarlayabiliyorum da. Mutlaka buna dikkat ederim. Muhatabı, işte sahneyi, salonu, her şeyi koşul olarak ayarladıktan sonra, ki önce daha doğrusu iç koşullara da bakmak lazım. Kendi koşullarım ne alemde? Zaman, açlık, durum, sıcak, soğuk, bunları bilmek lazım. Çünkü hitapla ilgili duruma ona bakarım. Mesela burada da şimdi iki ekranım var. Normalde tripodu masanın arkasına koyuyorum ama ikinci ekran olduğu için tripodu arkaya koyamıyorum. O yüzden çok çok çapraza koydum ve çok dönmek zorundayım. Birinci koşul ve benim konuşmamı bozan şey bu. İş, beslenme ve yorumdan biraz daha şeye geldi şimdi ama hitap ve muhatap ve hatip konusuna. Şimdi birinci koşul, dış koşul bu. Zor bir koşul ve hoş bir koşul değil. Bir ikincisi ise yorumlar aynı şekilde istediğim tarzda kaymıyor, açılmıyor. Instagram, bilgisayar uygulaması farklı. Diğer yanda bir de benim içte açlığım ve yeni bir şeye başlama durumum var ve ona adaptasyonum var. O yüzden bunların bir araya gelmesiyle birlikte çok akıcı bir, kendimi beğenmediğim bir konuşma oldu yani. Ve bir video oldu. O yüzden hani bir örnek olsun diye söylüyorum. Mutlaka koşulları kendi konuşabileceğiniz ve o şartları kendinizde iyi bir şekilde oturtabileceğiniz şekilde sağlamanız lazım. Rahat edebileceğiniz tarzda sağlamanız lazım. Yoksa olmaz. Mesela normalde şöyle bakıyordum ben. Çok rahatım ama şimdi böyle bakmak zorundayım ve bu yorucu oluyor. Sandalyem dönmüyor çünkü buraya dokunuyor. Bakın bunların hepsi koşuldur. Ve bu koşullar, mikrofon gelmiyor diğer ekrandan dolayı. Bakayım. Aynen. Hakeza. Hani bu tarafa dönmüyor. Hakeza bunların hepsi koşullar ve kişinin konuya odaklanabilmesiyle alakalı durumlardır. Bugün biraz farklı oldu o yüzden. Bir ikincisi beslenme ile ilgili, dediğim gibi günde tek öğün yemeye çalışıyorum ve yediğim şeyler genelde mizacıma uygun beslenmeye çalışıyorum. Yani et, sebze yemeye çalışırım. Ki bazen hamur işleri işte vesaire yiyordum. Ki bazen de yani iki günde bir mutlaka yerdim yani, ama bıraktım. Artık ekmektir, hamur işidir, yemiyorum. Ve bununla ilgili devamlılığı sağlayacağım. Sağlıyorum, sağladım. Bununla ilgili devamlılığı sağladım. Ve bu devamlılık şu an 19-19 saat. Aynen öyle sağladım. 19. ayın 19, çok, 2. ayın 19'u 19-19'da sağladım. Güzel. İnanırım böyle şeylere. İnanmaktan ziyade bunun realitesini görürüm. Görüyorum. Gördüm. Dağınık konuları insanlar çok sevmezler. Aslında tam tersi, dağınık konular insanın zihnini toparlayabileceği en yegane şeydir. Çünkü ukulü boğar, yani aklı boğar. Kur'an da öyle yapar. Bir yerden bahseder, bir gökyüzünden. Bir hücreden bahseder, işte zerreden bahseder, bir şemsül şumustan bahseder. Aklı boğmamak için. Şimdi beslenme, yeni bir adet, düzen, bundan bahsettim. Yorum okuduk. Yorumdan birilerine sitem ettik. Sitemden geldik. İyi konuşamadığımdan mütevellit. Neden iyi konuşamadığımın hatip ve muhatap arasındaki hususiyetlerine. Bence güzel. Anlayana çok bile. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.